Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen bölüm haritanın bayağı büyük bölümünü açmıştık. Bayağı bir ilerlemiştik. Burada geçen bölüm bittikten sonra unuttuğum bir şey vardı. Burada hani biliyorsunuz ki bir mağara vardı. Biz o mağaraya girememiştik. Dinamit yoktu. Sonra geçen bölüm şey aldık. Depodan dinamit almıştık biliyorsunuz bizim yan çardan. Şimdi bu bölümde hem bu mağaraya gideceğiz hem de burada açmadığımız, gitmediğimiz bir kısım var haritada. Göstereyim onu size. Hem burayı bitirip yan haritanın batı tarafından, yan tarafından devam edeceğiz. Hem de burada bir çıkıntı daha var. Şurada görüyorsunuz ki yakınlaştığı zaman burayı da kaçırmışız, görmemişiz. Oraya gideceğiz. Şimdi direkt şu üstten bir ilerleyelim önce. Şuradan bir Burwich'e gidelim. Burwich'ten bir ilerleyelim öncelikle. Pardon, yanlış geldik şuradan. Şu haritanın üst kısmını iyice açalım, bitirelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilerledik. Önce şu tarafa doğru bir gidelim. Oradan bir devam edelim. Ondan sonra da mağaraya, o dinamitle işimizin olduğu kısma gidip onu da bir halledelim. Ondan sonra haritanın bu kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Tabi oyuna gir çık yaptığımız için yaratıklar yeniden spawn oldular. Onları kesmekle hiç uğraşmayacağım. Direkt keşfetmediğimiz kısımlara ilerliyorum. Oraya nereden gidiyorduk ya? Ben mi göremedim? Ya şurada merdiven varmış. Onu görmüyoruz ya. Oyun bu arada bayağı bir, yani haritadan fark etmişseniz de bayağı bir karmaşıklaşmaya başladı. Birbirine girmeye başladı yani haritalar. Bu arada tabii düz ataklarımızı yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki Kadense Scorpion Sting'i bağlamıştık Devonish'in ağacına. Onu tabii ki de level atlatabilmek için Scorpion Sting'i kadensi sık sık kullanmamız gerekiyor. Burada başka bir şey yok sanırım. Böyle. Şuraya bir girelim bakalım. Burayı muhtemelen temizledik ama bir bakalım. Ha, temizlememişiz. Güzel. Bir zindanımız var.
Tabi itemleri şimdi topluyorum. Daha sonradan güzel bir şey bulduysak bakacağız. İtemleri bu arada sürekli bakmıyorum. Çünkü video kesintiye uğramasın diye yani itemler üzerine sürekli konuşmuyorum. Böyle fark etmişsinizdir. İtemler için belli bir zaman ayırıyorum. O zaman da topluca hallediyoruz itemleri. Yani sık sık böyle itemlere bakarak vakit harcamıyorum. Bakın burada gene bir gizli giriş var. Yine burada bir sandık. Bakalım. Two-handed axe düşmüş ama two-handed kullanmayacağımız için yine de alıyorum satarız. Yine two-handed. Yine işimize yaramayan birçok şey düştü. Burası bu kadar sanırım. Buradan çıkalım. Kısım bitti. Şimdi buradan bir devam edelim. Şurayı da açalım. Şu haritanın üst kısmını bitirelim artık. Oraya doğru ilerlemeden önce şuralara bir bakalım yine. Boş geçmeyelim. Zaten burayı unutmuşuz. Bir tane haritada ilerledik. Bazı yerleri unutmuşuz. Tekrar oralara bir girip bakmamız lazım. Daha sonradan çünkü yani haritanın batı tarafına geçtiğimiz zaman yine harita çok büyük olduğu için artık her şey birbirine karışacak. O yüzden her şeyi zamanında yapmak en mantıklısı, en güzel oluyor. Bakın gene nadir bir komponent düştü. Nadir komponentler böyle hafif yani normal komponent düştüğü zaman böyle kahverengimsi bir şey olarak düşüyor. Önceki bölümler izlediyseniz biliyorsunuzdur. Nadir komponentler de böyle açık sarımsı bir şekilde düşüyor zaten. Uzaktan vesaire itemi düşürdüğünüz zaman zaten anlarsınız. Yine burada bir sandık bulduk. Burada çabuk bitecek gibi görünüyor. Bundan sonrası olmayabilir ama tabii ki de emin değilim. Şimdi bir şeyler çıkar falan. Bu arada görevimiz var. Fabrik yani şeyi toplamak. Kumaş toplamamız gereken bir görev var. Onu da bir taraftan çıkartıyoruz buralarda. Tabi görev bazlı ilerlemediğimiz için haliyle görevler yol üzerine bize denk geliyor. Biz de yapıyoruz. Bu arada burada yine lore ile ilgili bir tabii bizim için sadece XP olan bir makale düştü.
Burası bitti sanırım. Biraz daha ilerleyelim. Şurada bir görev var. Haritada gene yıldızla gösteriyor. Yalnız slotları temizleme hızımız bayağı gelişti bu arada. Hem Trozen Sky şartı hem de Kalidor'un Tempest'ini kullanarak bir de Kadense bağladığımız bu Scorpion Sting ile zamanla verilen hasarımızı da arttırdık. Gayet iyi bir karakter gelişimine doğru devam ediyoruz. Fabrikleri topluyordum. Son bir tane fabriğimiz kaldı. Onu da alalım. Şunları da alalım. Burası bitti böyle sanırım. Başka da gidecek yer yok. Şurada bir mağaramız var, ona bir girelim. Muhtemelen bu mağaradan sonra burası biter. Bu arada skill'lerin yerlerine tam alışamadım. Yanlış yere koymuşum. Onu da bir şimdi düzeltiriz. Bu arada level aldık. Yani komboyu çok hızlı yapamıyorum, yanlış yere koymuşum. Ops, boss geldi. Bu da bizi zehirliyor tabi. Zehirliyor bizi, kaçmamız lazım. Biz de onu zehirledik. Bakın zamanla nasıl hasar yiyor. Üstünde zamanla yediği hasarı görebilirsiniz. Burada işimize yarar bir şey var mı ona bir bakalım. Sarı itemlerden. İşimize yarar bir şey yok. Burası da bayağı büyük herhalde. İnşallah çok büyük değildir. Çok da büyük değilmiş. Burası bitti. Muhtemelen haritanın üst kısmını bitirdik. Daha doğrusu sağ tarafı komple bitirdik artık. Şimdi buradan da şurada bir giriş var mı bakayım ona. Genelde gözden kaçıyor. Dikkatli bakmamız gerekiyor. Genelde bir de videodan sonra fark ediyorum. Es geçtiğim yerleri. Şimdi buradan bir nereye gidelim? Şu şeye gitmemiz gerekiyor. Mağaraya. Mağaranın yerini unutmadım bu arada. Orada bir kıramadığımız bir yer vardı. Oraya bir gitmemiz lazım. Yol tam, aynen. Tam burasıydı. Şu mağaranın içine bir girelim. Dinamit gereken yeri bir kıralım. Girelim bakalım. Dinamit bu arada ben düşüremedim. Yani oyunda normalde atıyor yani. Merak etmeyin, siz düşürebilirsiniz. Oyunda benim şansıma düşmedi. Nedense anlamadım. Bizi niye almıyor şimdi? Önümüze duvar çektiler. Diğer taraftan mıydı? Burası niye böyle oldu ya? Buradan başka bir giriş var sana. Yanlış girişten mi girdik? Başka nereden girilebilir ki oraya? Şu mu acaba? Cave diyor. Oraya bir gidelim. Şurada da var bir
Giriş ama o değil sanırım. Şurada da var. Şimdi bunu arayacağız ya. Hiç et diye süt diye karışmadan olan direkt gidiyorum. İnşallah burasıdır. Bakalım. Bura değil. Başka neresi olabilir? Burası olabilir mi diyeceğim de çok uzak kalıyor. Direkt şeye mi gitsek ya? Bunu bulamayacağım sanırım. Bir daha bakalım da. Normalde buradan giriliyordu ama oyun herhalde mağaraya tek girişlikti ya da belli bir süresi vardı ki önümüze set çekti. Normalde oradan girmemiz gerekiyordu ya da ben yanlış hatırlıyorum. Şurayı bir deneyelim. Da burası Flooded diyor. Başka bir yer sanırım orası ama bir tekrar bir bakalım oraya. Ah burası evet. Olduk. Lan gerçi burada şey de varmış. Portal da varmış ya mağaranın içine direkt. Biz niye uğraştık ki bu kadar? Şimdi mağarayı tabi hatırlamıyorum. Üstünden 3-4 bölüm geçti. Buraya gelmeyeli bayağı oldu. Şurada bakın dinamit yeri var. Orayı bir patlatalım. Bari bu kadar uğraştığımıza değsin. Güzel bir şeyler bulabilirsek. Sen beni niye kovalıyorsun ya? Direkt dinamiti patlatacağım. Bunlarla hiç uğraşmıyorum. Gördüğünüz gibi dinamiti kullandım. Patladı ve girdik. Gizlenmiş bir şeye geldik. Bölüme. Burası biraz büyük gibi. Bunu gizlediklerine göre burada bir şey de atabilir. Buraya geldiğimiz iyi oldu arkadaşlar. Çünkü buradan umuyorum ki güzel bir şeyler bulacağız. Boss falan çıkarsa güzel olurum. Yani mini bir boss var. Oo biraz çok içine girmeyelim bunun. Ama güçlüyüz ya, kestik bunu da. Arkada güzel bir büyük bir sandık var. Bakalım burada işimize yarar bir şey var mı? One-handed sword var. Bunu bir alalım. Kullanmayacağız ama dursun. Bizim çünkü bir baltamız var. Onu giyeceğiz. Mavi item düştü.
Nadir bir yüzüğümüz var. Rifle'ımız var. Chest armor'ımız var ama alamıyoruz. Şunu atayım, şu çöpleri. Şunu alalım. Heavy chest armor düştü. 27 levelmiş. Olursun. O burada boss var işte. Asıl baba boss burada. Şu kenardakileri bir temizleyeyim bize salça olmasınlar. Bu arada zehiri yani 4'e basıp o poison bombu alana atıyorum yani. Bizim o komponentlerden elde ettiğimiz skill'i biliyorsunuz. Kullanmaya çalışıyorum. Dar bölgelere özellikle atmaya çalışıyorum ki erisinler yani orada geçtikleri anda erisinler orada. Wow. Sakin. Biz boss'a vuramadık daha doğru düzgün. Ama bizi şey yapıyor. Freeze diyor, donduruyor bir de. Arkadakiler de sıkıntı, bize çok vuruyorlar. Kaçmam lazım. Bunların zırhı da çok yüksek, düz vuramıyoruz onları. Üstümüze bir de debuff atıyor, saldırı hızımız yavaşlıyor, hareket hızımız yavaşlıyor. Bunlar çok sıkıntı. Ay 2K canı varmış. Öldü öldü. Öldün oğlum, öldün. Öldü. Yine itemleri topladım. Komponentleri özellikle topluyorum ki işe yarar bir şey çıkarsa itemlerimizin üstündeki gereksiz olanları değiştiririz. Bir önceki bölümde öylesine yani biraz karakterimizi sırf güçlendirmek için çok dikkat etmeden komponentleri taktık. Tabii daha güzel komponentler geldiği zaman NPC'den komponentleri değiştirebiliyoruz bildiğiniz gibi. Envanterimiz de fullendi. Bir şehire gidip aslında bunları boşaltabiliriz. Burası böyle. Yani çok da böyle güzel bir şey yapmadı ama olsun. En azından görmüş olduk burayı da yani boş geçmemiş olduk. İçimiz rahat oldu. Aklımızda kalmadı yani. Şurada şuraya gitmemiz gerekiyor. Oraya nasıl giderim? Şöyle yapsak Burbage'den gidebiliriz sanırım. Aynen şuraya gideceğiz şimdi. Orayı da boş geçmeden. Bu arada orada sanırım şey var. Yine gördüğünüz gibi dinamit şeyi var. Ya da burada bir köprü tamir etmemiz gerekiyor. Ya da dinamitle aynen. Aynen clear'dık. Bir de 8000 şey verdik. Gümüş verdik.
Hem dinamitimiz gitti hem de 8000 gümüş verdik. Karşı tarafı tamir etmek için. Hem önünde enkaz vardı. Hem onu patlattık hem de sadece 8000 altın köprü tamirine gitti. Burası da biraz büyük gibi görünüyor tabii. Önce burayı bir temizlememiz lazım. Burada muhtemelen yine bir boss'la karşılaşacağız. Yanlış hatırlamıyorsam burada fareye benzer bir boss vardı. Tabi tam net hatırlamıyorum tabii ki de. Oo, burası çok vuruyor. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Bunlar bize çok fazla vuruyorlar. Kaç level bunlar? 35 level. Wow. Kendi levelimin çok üstünde bir yere geldim. Boss'ta inşallah ölmeyiz. Yani bunlar böyle vuruyorsa level ya. Yavaş yavaş öldüm. 300 canım kaldı ya. Oha. Ne vuruyor bunlar böyle? 36 level. Yavaş. Yavaş vur. Lanet. Ortam bir anda niye sarardı? Ortam bir acayip oldu şu an. Düzeldi. Allah kaç. 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 Arkaya bir tane teleport portal attım ölmeyeyim diye. Yani ölürsem direkt oradan geleyim diye. Çünkü her an ölebiliriz bunları. Bu bir challenge olmalı. Ben buraya biraz erken geldim sanırım. Hayır. Oh, kurtuldum. Hayır. Kaçın. Ölmeyeceğim lan size inat. Bu arada Scorpion Sting 4 level oldu. Kadensi kullana kullana level atlıyorum. GeForce Now'da bir sıkıntı var. Grafikler bozuldu şu an oyunun. Acayip bir şey oldu ya.
Biraz şöyle geriye gideyim. Ekranı çok dibe soktuk diye bozuldu galiba. Grafikler çöp oldu. Allah kaç. Hayır. Vurma. Pota. Aman. Bot. Oh. Botun da bir süresi var, öyle spamlayamıyorsunuz. Bunlar canımızı okudu bizim ya. Biz öleceğiz burada ya. Bunları damage atamıyorum. Biz en iyisi kaçalım buradan. Daha sonra tekrar geliriz. Kaçıyorum ben buradan ya. Kaç. Kaç. Allah sizi ya. Neyse arkadaşlar, burada bunu bırakalım. Tekrar döneriz oraya. Yani bu böyle yapılmaz orası. Bir 30 level olalım, ondan sonra geliriz. Canımı okudular ya. Şimdi biraz tabi level aldık, şu şeylere bakalım, puanlara bakalım bir. Ondan sonra buradan haritanın şu diğer sol tarafından devam edelim. Şu taraftan devam edeceğiz. Ama burayı unutmadık. Bakın burayı aklınıza yazın. Buraya geri döneceğiz. Orada bir de GeForce Now sapıttı. Grafikler birbirine girdi. Anlamadım. Oraya tekrar bir döneceğiz. Şimdi buradan bir devam edelim. Bir 30 level olduğum zaman oraya geri döneceğim. Orayı unutmadım. Şimdi şuraya bir bakacaktık aynen. Şimdi fiziğe verdik. Fizikte 13 puan var. Şimdi biraz König de vermişiz. 5 puan daha buraya verdik. Şimdi 2 puan burası. Biraz Spirit vereceğim. Spirit verip biraz bu Trozen Skyshard ve bizim Caldor'un Tempest'in biraz büyüsel hasarını arttırmak istiyorum. Spirit vereceğim 2 tane. Skill ağacına geldim. Skill ağacında şimdi Overlord'u geliştiriyorduk. Aşırı yüklenmeyi geliştiriyorduk. Bunun bize kazancı biliyorsunuz 30 enerji rezerv edip Burn Damage, yani Frostborn Damage, bir de Electrocute Damage 3 saniye boyunca Duration Damage'imiz, yani zamanla vurulan hasarları arttırdığı için önemli. Hem de zaman üzerine vurulan hasara yönelik oynuyoruz bir de. Tabii bunu bir 6 yapıyorum öncelikle. 3 tane puanım kaldı. Bu üçü de yine Trozen Skyshard'a verdim. Devonition'larda ne var? Devonition'lara bakalım. Devonition'larda bir puanımız var. Devonition'ları unutmayalım. Devonition'larda biliyorsunuz bu Scorpion ağacını bitirdim ve bize ekstra bonus olarak Complete Constellation bonus da 5 tane bize Eldritch puanı verdi. Bir Eldritch puanı da burada var. Şimdi buradan bu şeye gideceğiz. Bu mum gibi gördüğünüz yıldız takım tarafına gideceğiz. Burada gördüğünüz gibi ilk aşamada bize Scholar Light'da bize artı 15 elemental damage veriyormuş. Bizim için elemental damage'in önemini biliyorsunuz. Elemental damage'i alıyorum buradan direkt. Bunu da yine tamamlayacağız. Bundan sonraki aşamada bize, bunu zaten bahsetmiştim, yani direkt buraya gidemiyorsunuz. Yani burada gördüğünüz gibi en üst top seviyesinde 24 elemental damage veriyor ve enerji yenilenmesi veriyormuş 3 saniyelik. Yani artı 3 enerji yenilenmesi veriyormuş 3 saniyede bir. Tabi bunu direkt alamadığım için bunu tamamen tamamlamam gerekiyor. Yıldız takımı kurallarında bildiğiniz gibi aşama aşama gitmeniz gerekiyor. Yani bunu açmadan bunu açamıyorsunuz gibi diyelim. Şimdi bunu açtık. Elemental damage artı 15 geldi. Ondan sonra bunu açacağız. Fizik verecek. 15 fizik verecek. Tabii ki de artı 15 fizik çok işimize yarar. Neden? Çünkü fizik için yani hem ağır zırh giymemiz gerekiyor. Bunun için de fiziğin olması gerekiyor. Can barımızın artması için yine fizik önemli. Defensive ability yine tabii ki de önemli. Çünkü defans katsayımızın artması gerekiyor. Yine tabii elemental resistance veriyor. Bunun için önemli. Burada yine 24 elemental damage verecek. Tabii buna kadar ilerleyeceğiz. Ondan sonraki artık Devonition'lara tekrardan bakacağız. Şimdilik planımız bunu tamamlamak. Şimdi burası böyle. Tabii o şeyi unutmadık. Yani orada bir kanser olduk. Çünkü baktım boss'a hasar da vuramıyorum, dedim yani bununla hiç uğraşılmaz, kaç yani oradan. Şimdi burada şurada bir görev
teslim etmemiz gerekiyor. Bir dakika. Şu fabrikleri toplamışız ya. Onları bir verelim. Şu Devil Crossing de işimiz bir bitsin. Daha doğrusu işimiz bitmedi ama tabii şu görevleri bir aradan çıkartalım. Yine buraya döneceğiz tabii ki de. Şu ablaya görevini verelim. Levelimizi de aldık. Çok güzel. Hazır level almışken bir de hazır bu skill'lerden falan bahsetmişken direkt bunu verelim aradan çıksın yine. Şimdi buna 6 puan verdim Overlord'a. Tabii buna şimdilik vermeyeceğim. Daha sonraki oyun tarzınıza göre siz bunu devam ettirebilirsiniz ama orta oyunda artık yani orta oyuna giriş aşamasındayız artık. 25 levele 24 levele geldik. O yüzden buna daha şimdilik vermemize gerek yok. Bu bizi idare eder bu puanda. Ama bu Trozen Skyshard bizim ana skillimiz gibi bir şey. O yüzden bunu maxlayacağız. O yüzden buna yine verdim. 3 puan da buna gömdüm. Geldik buraya. Attributes'larda yine bir Spirit daha vereceğim. 5'e 5 Spirit ve König. Gördüğünüz gibi eşit gidiyor. Tabii fizik bunların önünde. Ben size Battle Mage videosunun en başında bu tarz oynadığımızda ne demiştim? Bunları fiziğin önünde gitmeyecekler ama yine de birbirleriyle eşit düzeyde gitmeleri gerekiyor. Yani aynı puanları vermenize gerek yok. Yani bakın 5'e 5 şu an aynı olmuşlar ama tabii aynı olmasına gerek yok. Biri bir fazla, biri iki fazla olabilir. Ama fizik bunların önünde olması gerekiyor. Çünkü fizik hem bize can barını arttırıyor hem de can yenilememizi arttırdığı için bir de tabii ki de ağır zırhları giymemiz için önemli olduğu için bunların önünde gitmesi şart. Tamam, şimdi buradan devam edelim. Artık haritanın gördüğünüz gibi bu üst tarafı bitti. Şimdi buradan batı tarafına geçiyoruz haritanın. Bu köprüyü tamir etmemizi istiyor. 6 scrap ve 3000 para istiyor. Verdim ve geçiyoruz. Scrapping gördüğünüz gibi birçok kullanım aşaması şeyi var. Kullanım tarzı var. Böyle köprüleri tamir etmekte. İşte köprü tamir ediyorsunuz. Ondan sonra craft sisteminde Blacksmith'te göstereceğim size. Onlar da kullanılıyor. O yüzden scrapleri vesaire kaçırmayın, toplayın. Yine bir slow atıyorlar. Şu slow olayını bir sevemedim. Özellikle bize atıldığı zaman sinir oluyorum ya. Burada yol kapalı. Buradan içeri girmemiz lazım da neredendi? Onu arıyorum. Şurada kırılması gereken aynen burada kapı var. Burada kesmemiz gereken bir abi var. Dayı bir çekil, sürekli misklik atıyorum ya, gitmiş yapmış yine oraya.
Heh, bir domuzumuz eksikti. Onlar da geldi. Domuz mu bunlar? Bufalo mu? Ne böyle? Mutant. Golemler var yine. Komponentleri topluyoruz tabii ki de. Kaçırmıyoruz. Şurada ufak bir şehir var, oraya gideceğiz. Şu şuraya kadar gidelim. Bu bölümlük burada bitirelim arkadaşlar. Şu abilerden görevlerimizi de alalım. Başka? Gerçi burada şehir de yokmuş. Abiler yine bir yerlere dizilmişler. Yaratıkların arasına dizilip bizden yardım istiyorlar. Bir işin ucundan da siz tutun, değil mi? Yok yani. Şurada şu kitabı da alalım. Hikayeyi devam ettirmesi açısından, bize de XP vermesi açısından önemli. Alıp okuyorum. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Bu tarafa geçtik. Burada giremediğimiz mağaraya girdik biliyorsunuz. Bu haritanın bu artık sağ tarafı, sağ üst kısmını bitirdik. Gördüğünüz gibi bayağı da bitti. Tabii bu haritayı daha önceden söylemiştim. Şöyle portaldan göstereyim. Buraya kadar bitti ama ya DLC'niz varsa eğer harita buraya kadar devam ediyor normalde. Tabii, ama benim DLC'm olmadığı için harita benim için burada bitti. Evet, burada tabii canımızı okuyan bir ne var diyelim. 30-36 level, 36-35 levellik yaratıklar vardı. Onları kesemedik. Onları 30 level civarına geldiğimizde oraya bir tekrar dönüş yapacağız. O zaman şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde tekrardan görüşmek üzere.